Merhaba değerli Mobiltek takipçileri. Bugün sizlerin karşısında hepsi burada.com'dan aldığım Bloody T7 ön incelemesiyle bulunuyorum. Dilerseniz kutusunu açalım. Ürünü 116 liraya aldım ben. Hepsiburada.com'dan. İndirim vardı. Evet. Ben de yeni açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Bloody T7 Gaming Mouse. Ben bunu iş amaçlı bazen oynadığım oyunlarda aldım. YouTube için genellikle zaten. Evet, burada yazıyor hangi amaç hangi görevleri yaptığını, özellikleri vesaire yazıyor. İngilizce hepsi tek tek yazmışlar zaten. Tasarım olarak benim çok hoşuma gitti ve şu an kullandığım, eski olarak kullandığım kablosuz mouse Everest'e benzediği için, elime güzel oturduğunu için bunu kullanıyordum. Kablosuz bozuldu ve de şuralarında ileri geri tuşları olduğundan, buna benzettiğimden bu mouse'u aldım. Detaylı incelemesini yapacağız. Mouse hakkında hiçbir fikrim yok. İlk defa açıyorum. Ön inceleme zaten. Araştıracağım biraz ve uygulamasını bilgisayara yükleyeceğim. Ondan sonra detaylı bakacağız. Evet. Jelatinden çıkardık. Buraya cırcıtlı bir şekilde yer yapmışlar. Mağazalar ön taraftan görünsün diye. İçinde yine bilgiler var. Gördüğünüz gibi. Evet, mouse'umuz burada. Biraz büyük geldi. Bakalım, açınca göreceğiz zaten. Burada özellikler yazıyor. Yine İngilizce yazıyor burada. Ben pek anlamıyorum. Detaylı incelemesini zaten hepsini anlatacağım öğrenince. Biraz mouse'u kullanmak istiyorum. Battlefield 4'te de mouse'u denemek istiyorum. Ve sizde de onu göstereceğim. Nasıl bir performans verdiğini. Burada çoğu şey yazıyor, özellikler T7 ve YouTube'da genelde bunun Ruslar tarafından incelendiğini gördüm. Türklerden alan yoktu. Ben ilk defa aldım ve V7M'den daha iyi olduğunu söylediler. V7M'ye bakıyordum. Türkler genelde onu alıyordu. Benim gördüğüm. Tabi bunu alan yine Türk vardır. Kutu şu şekilde. Ön tarafı böyle. Bloody'nin T7'nin resmi. T7 yazısı vesaire. Üst tarafta asmalık bir yer. Yan tarafında yine özellikler. Arka tarafı yine özellikleri vesaire yazıyor. Burada modlara göre değişen renkler. Ultimate Gaming Gear. Burada yine özellikler. En alt tarafı vesaire. Evet, mouse bu şekilde. Biz hemen bunu bir açalım. Şöyle takalım. Şuradan da yırtmamız gerekiyor. Evet, iki tarafı da yırttığımıza göre şöyle açalım artık mouse'u. Evet, çıkardık. Evet, mouse'umuz burada. İplikimsi bir yapısı var. Evet, bunu da alalım buraya. Bloody'nin logosunun etiketleri. Burada yine bir Bloody kartı. Software Dovland. İnternet sitesinden ipi indiriyoruz galiba, tam bilmiyorum. ASP yazıyor. Neyse, bu Çince yazıyor zaten, bunu koyalım. Burada kullanma kılavuzu Türkçe.
Servislerin parçalarını vesaire temin edebileceğiniz yeri yazıyor. Küçükköy Karayolu Mahallesi bilmem ne. Burada genel özellikleri yazıyor zaten mouse'un. Özellikler, teknik özellikler burada bakalım hemen. Sol tuş 3 atış modunu destekler diyor. Atış modu göstergesi. Ürün içinde 160K bellek. Deliksiz HD motoru. 2 katmanlı lens. Tümleşik lens filtresi. Çözünürlük 200, 3,200 dpi. Resim işlemi 368 megapiksel saniye. İvme 30 gram. Tarama hızı 75 inç saniye. Raporlama hızı 1000. Tuş tepki süresi 3 milisaniye. Tuş ömrü 10 milyon tıklama. Mouse ayak ömrü 200 kilometre. Zaten bunun mouse ayağının burası metal. Daha iyi kaymasını sağlıyor. Şuradan da görebileceğiniz gibi. Şöyle bir gösterelim sizlere. T7. Yine logosu. Maden Chain. Mouse'un altı bayağı güzel. Biraz benim öbür kullandığımdan daha büyük gibi duruyor ama şu yan tarafı, mouse'un şu tarafı biraz büyük öbürüne göre, Everest'e göre. Çünkü şu parmağınızı koymanız için orası daha büyük görünüyor. Yalnız tıklama hissi mükemmel. Buna göre bakın, seslere bakabilirsiniz. Şöyle yakınlaştırayım. Bu Everest'in sesi. Tabii bununla o kıyaslanmaz. Bu 30-40 liralık bir şey. Bu 116. Tabii yurt dışında 30 dolar. Bu da T7'nin sesi. Ses arasındaki fark da bu şekilde. Çok güzel. Burada DPI ayarları. Şu tuşlara bitiyorum zaten. Neyse, şuradan bir özelliklerine tekrar bakalım. Donanım kurulumu yazıyor. Evet, burada gördüğünüz gibi ayarları değiştirebiliyorsunuz. Bloody'nin. Numaralara göre. Kullanım kılavuzu da bu şekilde. Bunu da bir kenara koyalım. Mouse'a genel bir anlamda bakalım. Kablosu çok hoşuma gitti. Şöyle hemen burasını da bir açalım. Uzun bayağı. Bayağı bir uzun. Cidden bayağı uzun. Kaç metre olduğunu bilmiyorum. Ölçerim. Ürünümüzün bir ağırlığına bakalım. Hassas tartımızı da koyduk. Ürünümüzün genel bir ağırlığına bakalım. Şöyle bir koyalım ürünü. 138 gram bir ağırlığı var. Kılıflar falan dağınık durdu ama şöyle bir koyalım. 141-138 gram bir ağırlığı var. Tabi dengeli koymadık. O aralarda bir ağırlığı var ürünün. Eski kullandığım Everest mouse'a bakalım. Pil dahi 84 gram. 62 gram. Gördüğünüz gibi cidden metal ayaklar çok güzel kayıyor. Mouse'un yan taraflarında yine klik tuşları var. Güzel konumlandırılmış. Bence biraz daha önde olabilirdi. Geri ileri yaparken biraz sıkıntı gibi duruyor. Şöyle yapmam gerekiyor. Şuraya geliyor ve tıklamak biraz rahat olmuyor. Biraz daha önde olabilirdi. Mouse'un dizaynı çok hoşuma gitti. Şuradaki bölüm cidden çok güzel. Şu elin koyulduğu yer, yani şu çıkıntı, şuradaki şu çıkıntı ve şu küçük yer çok rahat elinizi koymanı sağlıyor. Şura ve şura cidden mouse da süper güzel kayıyor. Durmuyor yani, süper. Bakın şöyle göstereyim. Süper kayıyor mouse. Everest'i, eski mouse'umu getiriyorum. Bunun ayaklarıyla bunun ayaklarını zaten fark anlarsanız, zaten bu düşük fiyatlı. Buna bakın. Bir de şuna bakın. Bu biraz daha ağır olduğu için zaten tok duruyor. Güzel de oturuyor. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bloody T7 hakkında düşündüklerinizi bize yorumlar bölümünden yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.